Selin Şekerci Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda neler söyledi? Aslında ilginç. Çünkü geçenlerde bu mesleği yapmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğunu söylemiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı galada. Röportajda diyor ki bu mesleği seçtiğime her gün pişman oluyorum. Çünkü müthiş bir rekabet var. Özellikle dizi sektöründe yetenekli olmak bir şey ifade etmiyor. Çok iyi insan ilişkileri gerekiyor. Buket buraları sen de dinle. Bu konuyu sana da soracağız. Düşünmeyi bıraktığında her an ayağını kaydırabilirler. Setlerde mobbing var. Güzellik algısı artık arşa çıktı. Pandemide kilo almıştım. Sektörden biri Selin kilo almış. Üçüncü sınıf oyuncular gibi duruyor demiş. Bu kulağıma kadar geldi. Kilo kompleksine öyle bir girdim ki hala da düzeltemedim demiş. Resmen itiraflar bulunuyor yani. Ve yetenekli olmanın yetmediğini bu işte daha çok insan ilişkileri yani arkanın ne kadar <laughs> kuvvetli olduğuna bağlı demek istiyor bir anlamda da. Katılıyor musun? Onun içinse oyunculuk Seninkisi farklı bir sektör. Oyunculuk sektörü de bence çok zor. Çok ciddi bir baskı oluyor üstelinde. Rekabet fazla. Evet çok fazla rekabet var. Evet. İşte bir, bir rol oluyor, önemli bir rol oluyor. Birbirleri işte en son bu Serenay Sarıkaya ile Özge, Özge arasında şey doğru. oldu. İşte Özge saçlarını işte boyatmıyordu. Hı hı. İşte Daha bundan, doğaldı. Evet bundan dolayı işte rolü alamadığı söylendi. İşte o kendini saldı o yüzden hı hı. yapımcı vermedi. Serenay'a bir ara Cem Yılmaz'la birlikteyken çekilen görüntülerinde işte yok serilitti, yok kilo aldı falan. Yapıldı, doğru. aynen, bayağı bir kızla uğraştılar. Yani hani çok bence çok zayıflık baskısı var bir kere onların üzerinde. Evet. Çünkü dizilerde hani e, şimdi o dizinin çekiminden kaynaklı galiba olduğundan bayağı böyle bir beden falan bir Biz bir daha buçuk beden biliyorsun. daha iri. hepimiz biliyorsun öyle gösteriyor. E, ya tabii televizyonun genelinde var ama bu dizilerde ekstra. Ben bir tek bundan mesela şey etkilenmiyor. Bana çok tatlı geliyor Eda Ece. Hani ha. onun umurunda bile olduğunu düşünmüyorum. Çok da yetenekli, müthiş Hı -hı. bir. Yani bayılıyorum ona, hani o dizideki karakterine falan, o ya çok güzel oynuyor. Ama hani harici böyle bütün başrol oyuncusu olan kadınlara zayıflık baskısı yapıyorlar. Ben bunları böyle kafelerde falan görüyorum. Şu kadarlar ya. Şu kadar. Evet, evet, evet. Aynen. Yakından daha zayıflar. Sıfır bedenler, bir evet. küçücükler. Evet, beden evet. olarak. Mesela ben Selin'i de tanıyorum. Çok da güzel bir kız, zayıf da bu arada. Evet. Hani yine yine kilo almış falan gibi yorumlar yapmışlar. Onu da anlamadım ama demek ki işte psikolojilerini bozuyorlar. Bir de sektörden biri diyor demek ki onda yer etmiş biri. E kilo aldı 3. sınıf oyuncu. Kilo Hiloyla oyunculuk, oyunculuk yani? performansının birbirine nasıl bir alakası var yani? İşte sonra diyorlar o ki O mı çıkıyorsun? İşte bizim niye işte yurt dışında işte Türk sineması yok? İşte niye şöyle böyle falan. İşte biz anca tamam mı? Biz Türk dizilerini böyle işte böyle saçma sapan ülkelere sattık diye seviniriz. Bak ben size söyleyeyim. Bizim de başka bir başarımız olamaz. Çünkü bu kafayla olamaz yani bu baskıyla ya sen öyle bir oyuncu olursun ki istersen 100 kilo ol ya hani evet. insanlara bu kadar baskı yapmalarını çok saçma buluyorum ama biz tabi burada yapımcılar bakın Instagram'dan takipçisi fazla diye dizi başrolü veriyorlar Evet. yeteneksiz yeteneksiz tiplere. Aynen öyle. Evet. Doğru. Öyle olan bir ülkede ancak zaten güzellik, işte zayıflık, <laughs> bilmem ne, bunlar ön plana Baksana çıkar. Zaten yetenek yetmiyor, yetmiyor diyor. Başka şeyler gerek. Bence bu kız da gayet de yetenekli de bir kız ayrıca. Yani. Kesinlikle. Hı -hı. Evet, şimdi önümüzdeki haberi okurken tüylerimiz diken diken oldu gerçekten. Size de soralım, Buket sana da soralım. Hayatını kaybeden bir yakınınızla eski güzel anları paylaşmak, bana kızgın mısın demek, ona yokluğunda neler yaşadığınızı anlatmak. Ona hayattayken hep söylemeyi unuttuğunuz seni çok seviyorum, çok seviyorum demek ister miydiniz? Bu sorular bitmez ama bu imkanı sunan yeni bir teknoloji var. Eğer kült dizi Black Mirror'ın çok da sevdiğim bir bölümüydü, hemen döneceğim bölümünde hayatını kaybeden kocasının tüm sosyal medya hesaplarını taklit eden, gerçekçi bir robotla hayatını geçiren kadının yaşadıklarını izlediyseniz bu da ona yakın bir teknoloji diyebilirim diyor. Bugün günaydından Mevlüt Tezel kaleme aldı köşesinde. Güney Kore merkezli şirkete ölen yakınınızın video kayıtlarını, seslerini, hayat hikayesini, anılarını birçok veri veriyorsunuz. Şirketin geliştirdiği yapay zekada yakınızın ses ve mimiklerini başarıyla taklit eden, ona tıp atıp benzeyen bir karakter yaratıyor. Sonra da bu karakterle video görüşmesi yapıyor ve sanki geçmişte olduğu gibi de konuşabiliyorsunuz. Ama görüşmenin maliyeti biraz pahalı. Seans başına 22 bin lira. bunu neden yapıyorlar? İşte acı azalsın diye bence bu acıyı daha da arttırır. Çünkü Black Mirror'da da öyle olmuştu. Kadının kocası trafik kazasında hayatını kaybediyor. Bu teknolojiden faydalanmak istiyor. Kocasına ait bütün görüntüleri, videoları, konuşmaları falan o merkeze gönderiyor. Bir gün kapısı çalıyor ve bir kargo kutusunun içinde kocasının böyle şeyi geliyor, robotu geliyor. Yapay zeka, yüklü robotu geliyor zamanla bakıyor ki onun bir insani duyguları yok. Bir duygusallığı yok. Olamaz. Hiçbir şey yok ve pişmanlıklar başlıyor. Tabii ki olamaz. Yani çok korkutucu bir şey bu. Ee, yani Ben istemezdim ya. Evet, ben, ben de, de istemezdim. istemezdim. Ben de istemezdim. Yakınlarıma buradan vasiyet dedim. Hiç uğraşmasınlar, rahat bıraksınlar. Yani, yani. Bence de. Ee, şirket bu teknolojinin yaz sürecini atlatmayı kolaylaştıracağını söylüyor. Ama sosyologlar ve psikologlar da sanki bir hayaletle karşılaşıldığını ve bunun e, ölen kişinin yakını tarafından rahatsız edici bir boyuta sürükleneceği konusunda birleşmişler. Yani bir kere e, oy, randevu Yası gibi. bırakamıyorsun. Evet. Yası bırakamazsın orada. Kopamazsın bir şekilde. Tabii tabi. Yani çok kötü bir şey. Asla Karşında duygusuz. Ya. Değil mi? Aynen insani duygular yok bir Bir tane. yandan da sürekli onu hatırlıyorsun. Evet. Sürekli onu görüyorsun. Bu arada işin garibi aslında sadece buradan değil mesela o Black Mirror'daki her şeyin yavaş yavaş böyle gerçek, gerçek olacağı bir Dizilerdeki birçok şey Dizilerdeki birçok şey. Evet. Yani. Bir tek şu insanlara engel bölümü vardı. Hatırlıyor musun o bölümü? Ha çok güzel. İnsanlara engel koyuyorsun, onu görmüyorsun. Böyle Ay bir kırmızı güzel. oluyor evet, böyle. Evet. Ya da Ay böyle o bölüm süperdi. Ya da böyle konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Kalsın. En azından senin için kalsın. Sesini, kal. ne sesini evet. duyuyorsun, ne görüntüsünü duyuyorsun. Kaç kişiyi elersiniz öyle? Oo, o kadar Oo. çok ya. <laughs> <laughs> ya da kaç kişiyi görmek istersin desen en azından 2-3 kişi deriz. Evet, yani. bir 5 kişi, 6 kişi deriz. Evet, <laughs> en fazla benim de o kadar ya. Değil mi? Evet, evet o kadar. 10 <laughs> olur muyum? Sen değil? bir de çok emek verdiğin insanlardan da çok ciddi kazıklar da yedin. Tabii canım. Tabii. Yanından ayırmıyordun tatillerde beraberdi. Tabii, tabii 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 tabii. Ya ben zaten bu süreçte bütün kazıkları en yakınlarımdan yedim. Öyle. En kötüsü o. Ama var ya o kadar güzel oldu. Bir hafifledin <laughs> mi? Evet. O kadar güzel. Kazık o kadar iyi gelmiş yani Çok ki. güzel oldu. Bir, aydınlandım. İki, büyüdüm. Üç, akıllandım. <laughs> Dört, kurtuldum. Sürekli üzerimde bir ağırlıkları varmış. Onların da sorumluluklarını alıyormuşum. Benim kendi sorumluluğum bana etiyor zaten. Yani ben tek başıma zaten zar zor handle ediyorum. Anlatabiliyor muyum Hani her şeyi? Kendi sorumluluğum zaten bana yetiyor. Bir de e, dış... Hatta ki böyle bir takım insanların benim arkadaş zannettiğim kardeş zannettiğim e, bir takım tiplerin e, öyle hani üzerime tutunmuşlar e, onları göndermek çok iyi geldi bana. Gerçek dost olmadıklarını anladım bu süreçte. Hepsini attım üstünden. Attım sen, aynen öyle. Peki eğlenceli bir konu iki günden beri. <laughs> evet gündemimizde. E, gündemimiz aslında bütün ana haberlerin bile bülteninde. Türkiye'de edilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık asgari maliyetinin 4000 TL'yi aştığı ortaya çıkmıştı araştırma şirketi tarafından. Ve çiftler ortalama 2 yıl süren flört ve nişanlılık dönemlerinde sinema, tiyatro ya da başka bir etkinliğe katılmak, beraber yemek yemek için ayda ortalama 10 kez buluşuyor. Flört eden çiftler ilişkinin ilk yılında ayda en az 10 buluşma için toplam... 55 bin TL harcıyor. Katılımcıların sadece %20'si ilk ay dışında da buluşmalarında hesabı erkeklerin ödediğini, %75'i ise ödemelerin Alman usulü yapıldığını bildirmiş.